Onun tarih ilmi karşısındaki bu tavrı, 50 yıl süren tarihçiliğinin güvenilir olmasındaki temel amildir. 1906 yılında Kosova'nın Osmaniye kasabasında doğdu Enver Karal. Balkan Savaşı'nda babasını kaybetti, ardından annesini. İzmir, Bursa ve İstanbul'da yetimler için açılmış olan okullarda okudu. Daha sonra Edirne Sultanisi'nde lise eğitimini tamamladı ve 1928'de devlet bursuyla Fransa'ya gitti. Lyon Park Lisesi'nde bir yıl dil eğitimi gördükten sonra Paris Üniversitesi'nde tarih-coğrafya alanında yüksek öğrenimini tamamladı. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tarih doçenti olarak göreve başladı. 1942 yılında profesör olarak geldiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nü kurdu. İstanbul Harp Akademisi'nden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinden Manchester Üniversitesi'ne pek çok üniversitede tarih dersleri verdi. 1953 yılında tarih öğretmeni olan eşi Fatma Karal'la birlikte devlet tarafından Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi müze haline getirmekle görevlendirildi. Çeşitli devlet görevleriyle yurt içi ve yurt dışı devlet temsilciliklerinin yanı sıra UNESCO Milli Komisyonu, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu üyeliklerinde bulunan Karal, 1972 yılından 1982 yılındaki vefatına kadar Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nı yürüttü. Tarih alanında ortaya koyduğu Osmanlı tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Atatürk'ten Düşünceler gibi pek çok kitabı, makaleleri ve bugün tarih alanına büyük katkılar sunan pek çok öğrencisiyle akıllarda iz bırakan bir tarihçidir Enver Ziya Karal.